Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bu gönlümleyse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümleyse. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Beni bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmur sevda. Benim bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmuru sevda. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Beni çok şaşırttın. Ya işte evde otur otur. Biz de sıkıldık. Ondan sonra kocalarımızın yanına gelelim dedik. Ya zaten biz Lale ile daha önce de Japonlarla yemek yediğimiz için çok seviyoruz. Çok eğlenceliler zaten. Ne güzel düşünmüşsünüz hayatım, ne güzel hayal etmişsiniz. Sen sakın cevap verme, sakın. Sakın o ağzını açayım değil mi, o ağzını yırtarım. İçindeki dişler var ya, o dişleri böyle tek 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 sökerim, eline veririm senin. Neyse. Fiyanse no Lale san. Erol san no Okusan Filiz san de gozaimasu. Surprise shite kuramashita. Yoroshiku onegaishimasu. Surprise sagoe. Neyse ben izninizi isteyeyim. İzninizi isteyecekmiş. Oyasama nasai. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Vallahi iyi ki gittin. Ben onun saçını başını yolardım yani. Vallahi yolardım. Allah ya lütfen bir şey söyler. Şu sinsinin tasarımlarını mı beğendiniz ya? Siz koskoca Japonyasınız ya. Bunu lütfen çevirmeyelim. Filiz'cim böyle konuşmazsa sevinirim. Tamam tamam ya. İyi ki gitti. Oh. Vallahi saçını başını yolardım yani ben. Nasıl bozduk planlarını ama. Oh. Şey yapma ya, onlar anlamazlar zaten de biz çok iyi anlaşıyoruz. Yani daha önce de şey, Feng Shui, önümüzün kafasını sallıyor. Bruce Lee, Bruce Lee'yi de biliyorsunuz kesin. Sushi, çok güzel yapıyorsunuz. Vallahi elinizde sushi çok iyi. Nasıl gülüyorlar, anlıyorlar bizi ya. Japon'u gördü mü sushi'yi yapıştırıyor ya, böyle mizah olmaz olsun. Bir şey mi dedin sen? Sushi mi dedin kız sen? Orantısız mizah.
Gayet de eğlenceliler, yabancı. Biz artık otele geçsek. Yol yorgunlar da. Hay hay. Erol'cum, misafirlerimize otele kadar eşlik edeceksin değil mi? Öyle konuştuk ya. Benim can güvenliğim şu anda tehlikeli gibi hissediyorum. Öyle bir his geldi bana şu an. Ya bırak ya. Bırak bırak. Zaten ben lalelerde kalacağım. Allah Allah. Hatta bir hafta lalelerde kalacağım annemler dönene kadar. Laleciğim, bir sakıncası olmaz değil mi? İstediğin kadar kalabilirsin Filizciğim. Aa, nasıl istediğin kadar Filizciğim? Nasıl lalelerde kalacağım? Ya sen ne zannediyorsun ya? Sen ne bana yalan söyleyeceksin. Ondan sonra benim arkamdan iş çevireceksin. Ve sonra gel minnoş kollarımda uyu. Oldu. Gerçekten doğru düşünmüşsün. Herkesin bir insanlık gururu var. Ben de kendime yaptırmazdım böyle bir şeyi. Daha fazla konuşmasan? Hadi o zaman bize doyum olmaz. Biz kalkalım. Sizi de beri beri tired gördüm. Hadi let's go our hotel room. Ha? Arigato. Toranaga. Hadi let's go. Oyasuminasai. Oyasuminasai. Arigato. Hadi bakalım. Arigato. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Sağ olun. Hiç aramıyorlar. Herhalde işler yolunda gidiyordur ha? Ay tabii anne ya, çok güzel geçiyordur. Eniştem de ablamı görünce çok sevinmiştir. Ama o kız ablamı görünce şok olmuştur ya. Olsun, beter olsun, bin beter olsun. Kötü o, kötü. Anne yalnız bizde de suç var biliyorsun değil mi? Enişteme güvenmemiz lazım artık. Görüyorsun seveninden çok çekemeyeni var. Eyvallah, ben böyle şey görmedim valla. Yengesi düşman, kuzeni düşman. İkisi de kuyusunu kazıyor çocuğun. Yani Lale ile ayırmak için her şeyi deniyorlar. Kuzeni kendine baksın vallahi. Filiz de çok sinirliydi. Rüşan, arasana diyorum kızım sana ya. İstemiyorum. Ay istemiyorum. Anneciğim. Ay ne demek istemiyorum? Kızım ara bak, baban seni çok özlemiş. Ya istemiyorum anne, istemiyorum. Zorlama. Ne? Aa, yavrum. Babasını özlediği zaman ara. Niye o kadar üstüne düşüyorsun ki çocuğum? Anne şey, Kurtuluş mesaj atmış da çok özledim, bir konuşmak istiyorum diye. O yüzden ara diyorum, konuş işte babanın da gönlü olsun hani. Niye atmasın mı babası olarak? Özlemesin mi? Benim kızım istediği zaman arar. Demiyor mu? Üf tamam, arayacağım. Aa tamam o zaman anneciğim. Hadi gel biz mutfakta arayalım. Ben sana bu arada sütünü hazırlayayım anneciğim. Konuşamadı. Benim yanımda konuşamadı. Hadi sen git bir bak. Vallahi anne artık yapamam. İspiyonculuk sona erdi. Ay, ay çok eskilerdim. Ay beni durdurdu bu lafın. Ay o kadar zordu ki. Ben sanki öğrenemeyeceğim. Ay aşk olsun anne ya, böyle mi olduk şimdi? Öyle oldu. Alo babacığım, nasılsın? Ya babacığım yemin ediyorum burnumla tutuyor ha. Kız seni çok özledim ben. Ben de seni çok özledim. Neredeymiş? Bir sor bakalım neredeymiş? Sor. Babacım neredesin? Evdeyim babacım. Bizim evde miymiş bizim? Bizim evde misin? Ha, yok babacım, bir arkadaşın evindeyim. Hayatım! Hayatım, bahçede misin? Anne ne oldu? Yok anneciğim, bir şey hat gitti galiba. Geç. Babacığım bak, Rüşan. Alo babacığım. Kapattı. Anne sütüm nerede? Sütüm, sütüm. Tamam vereceğim anneciğim, vereceğim, vereceğim. Sen bak önüne. Ay bu kesin beni aldatıyor. Ay. Tabii, tabii parayı bulunca sen böyle ha, karı kıza yedireceksin ha. Ben seni yedim Kurtuluş. Ben seni yedim Kurtuluş. Var ya aslında ben seni yedim. Ben seni yedim asıl. Bırakacağım, 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 bırakacağım. Peşinden ayrılmıyorsun adamın. Yeter be. Ay yeter. Cezam neyse vereyim, gideyim artık. Kurtulayım bu evden. Bu kebaptan var mı? Ha? Bir tane daha var mı? Var efendim. Ha tamam. Bir de bize kabak tatlısı getir. Ama iki porsiyon olsun. Benim lalem de şimdi hamiş olduğu için onun da canı çeker. Tamam mı? Tamam. Vallahi böyle sinirlendim ya ben. Sinirlendim, gerildim, acıktım. Ondan acıktım yani. Anladım. Sen bir şey yer misin Lale? Yok, yemem.
Belki bana neler olduğunu açıklamak ister misin? Anlatıyorum. Şimdi Filiz, Erol'la Pelin Su'nun konuşmalarını duymuş. Biz de o yüzden bu gece buraya geldik. Ne konuşması? Pelin Su'nun işte bu sinsi planlarını duydum. Bak sen tanımıyorsun Onur. Pelin Su'yu sen tanımıyorsun. O çok sinsi bir şeytandır yani. Fırsatını bulsa sana neler yapar da. Ha. Ama biz buna izin verir miyiz? Vermeyiz asla. Peki Erol'la Pelin Su ne plan yapmış ki acaba? Şöyle ki, yani sanıyoruz Pelin Su'yla bu geceyi baş başa geçirmeni istediler. Artık baş başa kalınca ne olacak? Yani oradaki planları ne onu bilmiyoruz. Kızlar, benim Pelin Su'yla sadece iş ilişkim var. O da zaten yakın zamanda bitecek. Yani proje bittikten sonra yollarımızı ayıracağız. Pelin Su'yla beraber olacağımı, barışacağımı düşünen insanlar da yanılır. Helal olsun be sana. Vallahi Onur sana helal olsun be. Gerçi bu söylediğime de muhtemelen inanmıyorsunuzdur ama olsun. Ben sana inanıyorum. Hayret. Vallahi ben de inanıyorum. Günah ne aldık senin? O görüntüleri izledik ya biz. O zaman zaten kendimizden bayağı utandık yani. Hangi görüntüler Filiz? Kamera görüntüleri. Yani Kurtuluş eniştem senin o gece bar çıkışı olan güvenlik kamerası görüntülerini ablama vermiş. Biz onu evde izledik ve her şey açıkça ortada yani senin suçsuz olduğun. Ben sana inanmadığım için özür dilerim. Harika. Çok şanslıyım. İyi ki güvenlik kayıtları var. İyi ki teknoloji bu kadar gelişti ki sen bana inanıyorsun Lale. Ya sen keşke buraya Pelin Su'ya ultimatum vermek için değil de beni gerçekten özlediğin için, içinden geldiği için öpmeye gelseydin. Oo, getir getir getir. Getir getir. Bir tanesini ona ver. Hah, ver. Tamam, Lale'nin de önüne koy. Of vallahi. Yemeyeceğim. Kan şekerim düştü sinirden benim. Ben de bir şey olabilir miyim? Yemeyeceğim mi sen? Kalmasın o zaman. Filiz'cim, evde de yersin. İstersen paket yaptırıp kalkalım mı? Tamam, doydum zaten ben de. Doydunuz mu? Yavruşlar. Doydular onlar da. Senin arabayla mı geldiniz? Tamam. Arabaya kadar size eşlik edeyim. Hemen getiriyorum. Benim arabayı eve gönderin. Ben şimdi bu halde araba kullanmayayım. Hanımların arabasını hemen getirirsin. Hemen Onur Bey. Ben bırakayım seni. Hayır, gerek yok ya. Samet'i aradım, şimdi gelip beni alacak. Peki sabah kahvaltı yapar mıyız? Yarın sabah mı? Yarın sabah... Yok ya, çok önemli bir toplantım var yarın sabah. Sonra. Ay. Ay. Seher, Şadi nerede? Bildiğim kadarıyla yattı. Bildiğin kadarıyla yattı. Çok bravo. Bravo. Ay bu nasıl bir rahatlık? Ay anlayamıyorum, bu nasıl bir rahatlık? Ben burada ailemizin geleceği için çeşitli stratejiler içerisinde olayım. O gidip yatabilsin öyle mi? Peki Seher. Sen de yat Seher. Yatabilirsin Seher. Çıkın hayatımdan. Çıkın hayatımdan. Bakalım bu Lale ile Onur barışacak. Ay bunlar barışıyor. Tüh be fal. Tüh.
be fal. Ay bu Erol nerede bu? Ay ben o operasyonu öğrenmeden hiç yatar mıyım be? Aramıyor bu çocuk beni. Ay çatlayacağım. Ay. Erol. Yavrum meraktan öldün. Burada neredesin yavrum sen? Bakayım suratına. Bana bak bir şey oldu. Kötü bir şey oldu. Çok kötü bir şey. En kötü şeyler oldu. Erol ne oldu? Ne oldu? Bütün gergef gibi işlediğimiz plan iptal oldu. Ne? Ne? Nasıl? Kim? Kiminle? Nerede? Nasıl? Anneciğim, Japonlarla yemeğe benim sevgili eşim Filiz ve Lale baskın yaptı. Dur. Anlamıyorum. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yani dur. Onlar bir kere sizin orada olduğunuzu nereden biliyorlar? Ben söyledim. Allah beni kahretmesin. Ben söyledim. Boş boğazlıkla ben söyledim. Ama geleceklerini bilemezdim ki anneciğim. Ne bileyim. O an bir görüntü gitti, karardı, göremedim. İnanamıyorum sana Erol. Sana bazen inanamıyorum bu zekana. Ben de inanamadım ki. Köşeden koptu geldi. Önce Filiz geldi. Ondan sonra bakın kim gelecek dedi. Çıktı mı sana Lale? Bir yapıştı dudaklarına Onur'un. Allah'ım o nasıl bir öpmek? Resmen Pelin Suya meydan okuyor. Orada. Orada mekanda. Herkesin içinde. Herkesin önünde. İnanamıyorum. Ay şu Lale'ye bakar. Bana bak. Bana bak bu Lale hiç az değil. Ay az değil. Bu kız çok. Bildiğin çok bu kız. Ay çok heyecanlı ya. Ay ama böyle ayakta dura dura da beli mi ağrıdı be? Şöyle bir tabure, bir çekirdek falan olsaydı ya. Bana bak, bu Filiz gerçekten artık çok olmaya başladı. Nerede o? Nerede? Odanıza mı çıktı? Nereye çıktı? Şu an tam karşı cephede. Bize karşı savaşmakla meşgul şu anda. Karşı siperde. Orada kalıyor. Ne diyorsun yavrum? Bu gece lalelerde mi kalacak ya? Olmaz. Böyle bir şey olamaz Erol. Hemen karını tekrar bizim saflarımıza doğru çekiyorsun yavrum. Lütfen. Lütfen benim de hemen Pelin Suyu aramam lazım. Anacık. Az bir şey daha dursun bu lalelerde kız. Ne olur az daha dursun. 9 ay 10 gün kadar daha dursun bu. Telefonla haberleşiriz. Kalsın orada ne olur kalsın bu. Ay ne olur. Ay ne olur saçmalama Erol. Ne olur artık saçmalama. Artık saçmalamayı bırak ve bir şeyler düşünüp bunları eyleme geçir yavrum. Bak benim artık bu kafacığımın içinde hiçbir şey düşünecek bir yer, bir kapasite kalmadı Erol. Tamam senin güzel kafana kurban olurum. Sırf bu yüzden gidip çağıracağım onu. Hadi, hadi yavrum. Kendimi yakıyorum şu an. Hadi yavrum. Ay bu gelişmeleri hemen bildirmem lazım benim. İşte en güzel an geldi. Hadi başlayalım. Anlat kız. Neler oldu? Ay neler olmadı ki. Şovumuzu yaptık. Resmen şovumuzu yaptık. Hem de ne şov. Sarı Çiğ'in suratını görmeniz lazımdı ya. Hatta size bir güzellik yapayım. Buyurun görün. Ay Filiz sen onu hangi ara çektin? Ya Lale'ciğim kaçar mı benden ya? Unutulmaz bir an bu yani. Ben buna sürekli bakıp güleceğim ya canım sıkıldığında. Ay çok güzel. Bir şey olmuş şok geçirmiş. Şoktan böyle yüzü kaymış. Ay vallahi beter olsun o Sarıçıyan. Ablamla uğraşmak neymiş görsün. Sarıhan gelinleriyle uğraşılamayacağını da görsün. Ya bu çok manyak böyle şeyler yapıyor. Dıdıs evet. Evet anlatın. Bir şey diyeceğim ya. Ben önce böyle bir soda gibi bir şey mi alsam ya? Ben şimdi sinirden orada iki porsiyon kebap yemişim. Üstüne bir de kabak tatlısı yemişim de böyle hazmedemedim konuşamayacağım. Soda getireyim ben. Getir koş. Bana bak. Onur sizi görünce ne yaptı ha? Kesin böyle çok şaşırmıştır ha. Vallahi şok geçirdi. Vallahi geçirmiş kadar. Hele Erol var ya şokingen. Bir de ben şey deyince tabii bir hafta sizde kalacağımı söyleyince yüzünü görmeniz lazımdı. Sağ ol. Songül teyze. Soda getir bana da. Tamam anne. Songül teyzeciğim üzülme o kadar. Ben de sizde kalmak isterdim daha fazla ama annemle babam tatilden geliyorlar. Şimdi onlar da kalmayıp sizde kalırsam çok ayıp olur ya. Yok çok ayıp olur. Saygısızlık olur. Sen şey yapma. Hatta sen oraya bile ziyarete gidebilirsin yavrum. Ablam. Peki siz ona görüntüleri gösterdiniz mi? Ha, ne dedi? Vallahi ben kamera kayıtlarını izlediğimi söyledim ona. Yani ona güvenmediğim için de özrümü de diledim. Yani o zaman barıştınız. Ya anne bilemiyorum. Haklı olarak bana kırgın yani. Çok soğuk davrandı. Ay bana da kırıldı. Ben biliyorum. Bana da kırıldı o. Anne kırgın olacak tabii. Bir adamı böyle sopayla kovalamadığın kaldı kapının önünde. Yani etmediğini bırakmadın ya. Ne yapayım? Kızımı koruyorum. Yarın öbür gün Gülşah'ın başına böyle bir şey gelse sen yapmayacak mısın? Ay Allah korusun. Vallahi paralarım. Ha bu kadar. Ben de aynı şeyi yaptım. Bir hafta.
Yarası. Dediğim gibi anlıyor musun? Öyle hemen bir özürle benim gönlümü alacağını zannetti de. Öyle kolay değil ama. Yani bana inanmaması çok kırıcı bir kere. Yani Onur Bey haklısınız ama Lale Hanım da en nihayetinde hamile. Çok da fazla üstüne gitmemek lazım. Ya Samet zaten hamile olduğu için böyle davranıyorum. Yani o kadar konuşmasına izin verme sebebim bu. Yoksa zaten beni biliyorsun. Güvensizliğe hiç gelemem. En zayıf noktam bu. Biliyorum Onur Bey. İnadınız inattır. Ay benim Onur enişten vicdanlıdır be. Sen hiç merak etme, birkaç güne kadar toparlar kendini. Yarın sabah kahvaltı yapalım dedim. Şirkette işlerim var dedi bana. Tavır mı yaptı sana ya? Evet. Ay aman ne yapayım, kendi bilir ya. Naz. Kesin naz yapıyor. Yani senin onun nereye kadar zorlayacağını, nereye kadar ısrar edeceğini anlamaya çalışıyor. Olabilir. Öyle. Şimdi dedi ki yarın sabah beraber kahvaltı yapalım. Dedim ki benim yarın işim var, önemli toplantım var. Sonra yaparız, başka zaman yaparız falan. İnşallah bu durum onun aklını başına getirir yani. Hayır, ya sürekli ben çabalıyorum. Sürekli ben bir şeyler için koşturuyorum, tamam mı? Yani böyle olmaz ki. Biraz da o çabalasın. Biraz da o ilişki adına bir şeyler yapsın yani, lütfen. Hadi gidelim hadi. Buyurun. Vallahi Lale'cim kusura bakma ama yani adam sana böyle trip atmakta çok haklı yani. Hani adam seni mutlu etmek için neler yaptı ya, bir takla atmadığı kaldı yani. Ay evet. Ay neydi o? Ayol kim yapar? O kemancı nereden çıktı Allah aşkına sana? Böyle Türk filmi gibi o kemancı çıkıyor, arkasından havai fişekler patlıyor. Ay tüylerim diken diken oluyor vallahi. Bu zamanda böyle erkek vallahi. Bak buldun değerini bilmiyorsun. Aynen vallahi ben Erol'den yani böyle bir hediye, bir çöp bile görmedim. Hediyesini bırak var ya, kendisi bir güzel laf edemez yani bana. Ama var ya, bak göreceksiniz benim adım da Filiz. Benim kıymetimi anlayana kadar, bu güzelim karısının kıymetini anlayana kadar ona dönmek yok. Aferin kız. Vallahi hakkımızı geri alana kadar dönmek mönmek yok Filizciğim. Aynen. Ne olacak? Hak ettiğin zaman dönecek misin? Yok anne şey, ben biraz şeyden, Filiz'den böyle gaza geldim de ondan. Vallahi. Ay annem benim. Anne sen az önce şey dedin ya hani Lale'ye, Onur böyle naz falan yapıyor dedin. Vallahi çok haklısın ha, bence de ablacığım naz yapıyor ya. Evet. Madem işleri güçleri var, madem gelemiyor kahvaltıya, sen de burada bir güzel hazırlarsın. Onun ayağına götürürsün kahvaltıyı. İşte bak, işte bu. Anne taktiği. Yani olur mu ki anne? Ya olur, neden olmasın? Hem o sarıçı yanı da iyice delirtirsin. Kimin şirkette olması gerektiğini görsün. Yani ben Erol'le kızgın olmasam işte giderim, kaçırmam yani de. Ya ona kızgın olmanla ne alakası var ki? Sonuçta orada çalışıyorsun. Ya onun için işi mi bırakacaksın? Ya olur mu öyle şey canım benim? Sen böyle giyineceksin, süsleneceksin tamam mı? Çıkır tıkır tıkır gideceksin böyle. Ne kaybettiğini anlayacak o be. Haklısınız valla. Hayır yani ben bir business woman'ım. İşle aşkı birbirinden ayırmam gerek. Bence de. Yarın sabah giyiniyorsunuz, kuşanıyorsunuz ve gidiyorsunuz tamam mı? Gidelim mi ya? Evet. Seher'cim çok teşekkür ediyorum, bu harika bir haber. Yarın hemen ödülün hesabında. Kıvırcık Seher'im benim. Fikret? Ben? İnanmıyorum ama sana Fikret. Ben burada heyecanlı şeyler duyuyorum, sen uyuyorsun. Pes. Ne oldu ki Yıldız? Lale ile Filiz Japonlarla olan yemeğe gitmişler. Lale Onur'a çok yakın davranmış, barışmışlar galiba. Betül şu an bunalımdadır. Pelesu ne yapmış? E tabii ortamı hemen terk etmiş. Hadi ya. Ay inanmıyorum sana Fikret. Sen de bir öylesin bir böylesin yani. Lale ile Onur aralarını düzeltmiş diyorum. Sen ne diyorsun ama? Tamam Yıldız tamam. Yani Lale ile Onur arasını düzelsin düzelsin de Pelesu bunu hırs yapıp gidip anneme sözleşmeden bahsederse ne olacak? İki dakika mutlu olmama müsaade etmedin Fikret. Bak yani tam mutlu olmuştum, sevinmiştim, yine üzülüyorum. Yani hep karışık duygular içerisindeyim ben bu evde. Tamam hiçbir şey yaşama, hiçbir şey yaşama. Sen üzülme karıcığım, sen üzülme. Bizim için önemli olan Lale. Barışsınlar, bir an önce evlensinler.
evlensinler ama bu saatte bunları düşünme ya. Hadi gel uyuyalım, geç ol. Uyu Fikret. Mutluluğumu boğazıma dizdin, uyu. Evet yani Pelin su kesin çok hırsı yapar yani. Evet ne yapacağız o zaman? Fikret inanmıyorum sana. Yani sendeki rahatlığın onda biri, bende olsa ben tığ gibi olurum ayol. Şimdi bak sinirden yine tatlı krizim geldi. Ne yesem acaba? Ay kazan dibi vardır belki. Ayol hadi ne zaman yatacağız? Lale de uyudu. Kaldınız yapıştınız şu çekirdeklere. Hadi toparlanın uyuyalım. Ay ben heyecandan uyuyamam ki ya. O sarı çıyan bizi yarın şirkette görünce ne yapacak acaba? Kız bana bak. Fotoğraf çekmeyi falan unutma ha. Sen ayıpsın Nilüfer, o bende ya. Ayıp ediyorsun, kaçırır mıyım yani? O zaman misafir odanız nerede? Yukarıda yukarıda çatı katında güzel bir misafir odamız var. Çatı katı mı? Ya beni boğar orası ya. Başka yok mu oda? Yok canım be. Bu ev küçük zaten ya. Size başka bir ev mi alsak? Yani ben parasını neyse veririm. Yok canım sağ ol. Bize yetiyor ev. Anneciğim ben seninle yatayım. Filiz benim odamda kalsın. En güzel o. Ay vallahi yüzün kadar kalbin de güzelmiş yani senin. Ama biraz çirozsun. Filiz'cim ben sana odamı göstereyim. Hadi 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 iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kızın tek tahtası eksik ama galiba karbonhidrattan. Hadi çok Emir'ciğim, babaya kahvaltı hazırlayalım mı? Tamam, hadi hazırlayalım o zaman. Tesadüf mü yükseltti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma. Beni bugünümle sev. Her yanım aşksan, hadi en baştan. Beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmuru sevda. Benim bir yaz yağmuru sevda. Deli bir yaz yağmuru sevda. Kızım Lale, bu ne koku? Ay kızım ne oluyor burada? Ay pastane mi yaktın sen? Günaydın anneciğim. Ay, inan ay şaka gibisin vallahi. Kızım söyleseydin ben yardım ederdim sana biraz. Ya olur mu öyle şey? Zaten Onur'a kahvaltı hazırladım. Ay çok güzel olmuş, çok. Kızım yorulmadın mı? Hayır. Anne ben özlemişim mutfağa girmeyi ya. Hiç böyle enerjim o kadar yüksekti ki. Seve seve. Ay canım ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen var ya, sen aslında sevdiğin birine kahvaltıya hazırlamayı özlemişsin. Haklısın anne galiba. Ay ben unuttum bile çoktan. Ya benim bir şeyden heyecanlanmam için galiba asansörsüz bir apartmanı mesela yürüyerek tırmanmam gerekiyor. Ne güzel. Anne ya inşallah beğenir bunları. Kızım beğenmez olur mu? Sen bir dandikten salata yapmışsın, ne onu bile aklından hiç çıkaramıyor adam ya. Evet o da var, doğru. Sen onu bunu bırak da ben bedavacılara şimdi ne hazırlayacağım? Bu kısa şey mi yapsam acaba? Omlet, menemen falan filan ha? Yok, ben Filiz'e zaten hazırladım burada. Zaten biz bir beraber çıkacağız. Nergis'le ablam da artık bunları yer çünkü fazla fazla yaptım. Ay süper! Ayol bana da dinlenmek düşüyor asla kızım da. Annesini düşünürmüş. Hadi bedavacılar!
İki ayak üstüne düştünüz. Neyse ben de hazırlanayım. Saran, bir sakin ol. Öyle hemen yelkenleri suya indirmek yok. Fikret, çatlayacağım meraktan. Uyanmadı gitti. Acaba barışmışlar mıdır? Lale Onur'un ayağına gitmiş. Onur kesinlikle yumuşamıştır. Yani barışmasalar bile barışmak üzeredirler. Ay her günümüz bir attraction. Buna tansiyon mu dayanır? Bir iniyor bir çıkıyor, bir iniyor bir çıkıyor. Ah, günaydın oğlum. Günaydın. Günaydın oğlum. Oğlum gelsene kahvaltıya. Yok anne, acelem var. Hemen çıkacağım. Hayırdır oğlum? Şirkette önemli bir işin mi var? Şirkete mi gidiyorsun yoksa Lale ile mi buluşacaksın? Anne, Lale ile buluşacağım falan yok. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Hayır, böyle eskisi gibi seni toparlanmış böyle şık ve hoş görünce ben seni iyi görünce öyle düşündüm. Ha yok ya. Lale ile barıştığımız falan yok yani, öyle bir şey gelmesin aklınıza. Çok iş birikti holdingde bu ara. O yüzden. Hadi bakalım, afiyet olsun. Peki çocuğum, iyi günler. Günler, kolay gelsin. Fikret. Bir şey anlatmadığı gibi kafamı daha da karıştırdı şimdi. Fikret, sen bir an önce şirkete git. Ortalığı kolaçan et. Onur'a iş bahanesiyle yaklaşıp ağzını ara. Hadi. Ya Onur çocuk mu, ben ağzını arayayım ya, Allah Allah. Ama Fikret lütfen, lütfen. Hadi hadi yürü. Tamam tamam. Şimdi iki lokma yiyemedim. Onur Bey günaydın. Günaydın Samet. Şirkete mi yoksa fikrinizi değiştirdiğinizde Lale Hanım'ı kahvaltıya mı götürüyorsunuz? Yani aslında şirkete gideceğiz ama ne yalan söyleyeyim, Lale'yi aramamak için kendimi zor tutuyorum şu an. Vay be Onur Bey, bu lafları sizden duymak ne güzel ya, böyle kendimi zor tutuyorum falan. İşte bu aşk değil mi ya? Sürekli böyle kendinle savaşma hali ve sonunda sürekli yenilmek. Yenilgiyi sevmek, hüznü sevmek, mutsuzluğu sevmek. Aşk bu aşk. Ben bu duyguyu nerede görsem tanırım. Ben de size bir şey itiraf edeyim mi Onur Bey? Evet bakalım. Bu aşk size çok yakıştı. Neyse. Sen ne yaptın anlat bakalım. Vallahi kısmetse galeri açacağız. Sonra çıkacağım Nergis'in karşısına. Böyle bakacağım gözlerinin içine. Her şeyi anlatacağım. Affettireceğim kendimi. Hadi ya. Galeriyi açıyorsun demek ha? Kısmetse. Vallahi Onur Bey, Allah yüzümüze güldü ya. Her şey o kadar kolay oldu ki böyle tereyağından kıl çeker gibi. İşi bırakıyorsun yani, öyle mi? Aslında hiç istemiyorum Onur Bey ama... Nasıl olur bilmiyorum ki. Neyse Samet, siz bir galeriyi açın. Tekrar konuşuruz, tamam mı? Tamamdır Onur Bey. Hadi bakalım. Tamam, sağ ol. Günaydın. Aa Filiz, günaydın. Rahat uyuyabildin mi? Of vallahi bebekler gibi uyumuşum. Olmaz. Sen ne güzel olmuşsun böyle. Ay ben çok abartmadım değil mi? Yok. Hiç. Bence hatta sade bile olmuşsun. Yani sana böyle bir far mı sürsek? Ya da böyle ben makyaj yapayım mı sana? Ha yok. Yapma. Şimdi yaparsan ben sana benzerim ama sen tek olmalısın değil mi? Hadi o zaman çıkalım. Hadi. Ya Lale, biz ne güzel bir ikili olduk be. Çak kanki. Yürü bakalım. Onu da al, üşüme. Hadi.
Günaydın. 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 Oo, var ya, yalnız siz böyle yaparsanız ben bu evden gitmem ya. Gördün, Lale sana da yaptı, merak etme. Ellerine sağlık ablacığım, nefis olmuş. Afiyet olsun. Al bakalım, bu senin. Ya, kanki, hepsinden var mı içinde? Var var, biz seni aç bırakır mıyız Filizciğim? Teyze, ellerine sağlık. Çok bayıldım. Her gün yap, tamam mı? Hep bunlardan yaparım. Ne istiyorsun onu yaparım. Ben işten bayılacak vallahi ha. Hadi inşallah. Ben sizi geçireyim. Tamam, yok, bir tane şundan alayım. Dur. Tamam. Var ama ondan da var. Tamam. Otur anne, Allah aşkına. Tamam. Hadi. Tamam. Hadi. Selam söyle. Hadi. Çocuklar hala uyanmadı mı Betül? Bir git bak istersen şunlara. Bakmayayım Şahide'cim. Çünkü Filiz dün akşam lalelere gitmiş. Yani bu evde kalmamış hayatım. Lalelere mi gitmiş? Sebep? Sebep. Şimdi böyle Erol'la Filiz böyle ufacık çok önemsiz bir sebepten ötürü birazcık tartışmışlar. Filiz de bu eve gelmek istememiş ve lalelere gitmiş hayatım. Olmaz. Olmaz, böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şey yapıyorsa bile lalelere gitmesi doğru değil. Sen git konuş, gitsin Erol, hemen alsın gelsin. Şadi'cim tamam, sen hiç merak etme hayatım. Çünkü biliyorsun bu Filiz yani, Filiz rahatına çok düşkündür. Yani bir geceden fazla yabancı bir evde kalamaz Filiz, öyle değil mi? Ben biliyorum zaten, bugün Erol Filiz'in gönlünü alacak. Yani onlar bugün barışacaklar yani. Alsın alsın, alsın mutlaka alsın. Seher uyanmadı mı Erol Ali? Erol Bey az önce çıktı. Çıktı mı? Çıktı mı? Ah, hayret. İşte buna hayret. Benim ona sert çıkışacağımı anlayınca kaçtı demek. Hı-hı. Belki de anasına çektiği için, akıllı bir çocuk olduğu için de öyle bir şey yapmış olabilir. Ne yapsın yani, yapacak bir şey yok. Ben şirkete gideyim de akıllı olmak ne demek bir öğreteyim ona. Ay Şadi. Ay ne kadar abarttın bu sabah. Allah Allah. Tamam neyse. Neyse tamam, sinirimi bozmayacağım ben bunlarla. Benim çok önemli bir görüşmem var. Senin zaten görüşmen, dedikodun, gıybetin, entrikan bir türlü bitmedi ki Betül. Şadi, gerçekten kırılıyorum. Baksana, gerçekten kırılıyorum artık. Ha Şadi'cim, ben ne yapıyorsam ailemizin geleceği için yapıyorum. Ben torunlarımızın geleceği için yapıyorum Şadi. Zaten gün gelecek, sen de döneceksin ve bana hak vereceksin Şadi. Sadece şu anda göremiyorsun Şadi. Onu zaten bir tek sen görüyorsun Betül. Hadi boğazıma dizsin. Bu sabahki kahvaltıyı boğazıma dizsin. Teşekkürler. Gideyim gideyim lan. Ben şirkete gideyim en doğrusu. Erol'um hayırdır ya? Sabah sabah ne bu keyif? Akşam iyi geçti herhalde ha? Yengeyle araları iyi yani. Filiz beni terk etti. Vallahi. Vallahi dımdızlak bıraktı gitti. Köşe gönderi gibi dikti beni. Ortada kaldım resmen. Ama huzurluyum da, keyfim yerinde. Horlayan yok, böğüren yok, öğüren yok affedersin. Tepik atan yok hayatımda. Güne ve düne puanım 10. Ya nasıl şimdi? Hani bayağı böyle bırakıp anasının evine falan mı gitti? Ha yok, ananız, kaynananızın evine gitti. Onlarda kaldı dün gece. Eyvah! Erol'um ben sana bir şey diyeyim mi? Şimdi kızlar onu bir dolduruyordur var ya. Bırak kızları, kaynana yemin ediyorum onun ağzından girip burnundan çıkıyordur ha. Yani geriye dönmesi zor olabilir, onu diyorum yani. Bunların hepsi feminist. Allah'a mı? Feminist mi bunlar? Ay inşallah. İnşallah ikna etsinler de bir süre kalsın istiyorum. Oraya yerleşsin istiyorum. Yani ara ara dönmesin. Telefonda konuşayım istiyorum arada. Çocuk juniorlardan haber alayım istiyorum. Ya bak Erol'um bir şey diyeyim mi? İlk başlarda hep böyle oluyor biliyor musun? Yani böyle bir havaya giriyorsun, hani ben tek başıma da yaparım. Oraya gitsin, buraya gitsin. Ya ne olur her türlü ben hallederim diyorsun ama... Ondan sonra böyle havası kaçan balon gibi sönüveriyorsun yani. Ben hani uyarayım da. Kim? Ben. Hava, balon, aşk olsun kurtiği. Sen beni tanıyamamışsın. Bizde öyle şeyler olmaz. Beni kendinle karıştırma. Vallahi ne bileyim Erol'um, ben uyarayım da yani. Sen uyar. Bana uyar. Keyfim yerinde. Mizah şov. Anladım. İyi o zaman Erol'um. Ay mahalleden biri mi acaba ha? Yok, mahalleden birisi olsa kesin duyardım. Ay hayır, ay şirketten birisi. Ay vallahi kesin şirketten. Abla, ne konuşuyorsun kendi kendine? Nergis. Hı. Kurtuluş beni aldatıyor. Ne? Abla, emin misin? Gel gel. Ya.
akşam Gülşah'la böyle telefonda konuşurken bir kadın böyle arkadan bahçede misin hayatım falan dedi ya. Ne? Ha kesin şirketten birisi bak vallahi. Abla yani şirketten biri olabilir, doğru söylüyorsun ama ben eniştemin böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Seninle barışmak için 40 takla atıyor. Nerede? Ha? Ne yapıyor şu anda? Nerede, burada mı? Şuna bak ya, hayır önceden böyle en azından bir mercimek tanesi olsa kadar da bir tek taş bir şey alırdı, yemeğe götürürdü, bir çaya götürürdü, bir şey yapardı. Ya şimdi baksana 10 gündür ne arıyor, ne soruyor, ne ilgileniyor, hiçbir şey yapmıyor Nergis. Yani evet sessiz kalması pek normal değil ama. Ha? Ne yapmayı düşünüyorsun? Takip edeyim diyorum. Ha, işten çıkınca ben bunu bir takip edeyim. Böyle ne de olsa dolu dolu o kadının yanına gidecek. O zaman da böyle onları basar yuvasını yaparım ben. Vallahi abla ne desem bilmiyorum ki. Deme Nergis, sen zaten bir şey söyleme. Ben aklıma koydum, yapacağım bunu. Bana bak, sen anneme bir şey deme, tamam mı? Tabii tabii. Siz annenize hiçbir şey söylemeyin. Ama anneniz nasılsa buluyor işte. Duyuyor. Ah kurtuluş. Ah eğer bunu da yaptıysan elimden çekeceğim. Göstereceğim. Ben bu kızı takip edeyim en iyisi. Tek başına basmaya gitmesin. Beraber gideriz. Beraber. Ah. Ben bakarım. Efendim. Ah. İki bebek için siparişimiz var. Çok güzel. Ay bir kız bir oğlan. Harika, hemen hazırlıyoruz. Çok tebrik ederiz. Teşekkürler, iyi günler. Kızlar sipariş aldık. Bir kız bir oğlan, bebek için sipariş. Ay ne güzel değil mi? Ay ne güzel, ablamı arayalım o zaman. Onun çok güzel fikirleri vardı ikiz bebek konusunda. Ablanı falan aramıyoruz. Yok yok, bence de aramızın kahvaltıdılar zaten. Onlar böyle biraz baş başa kalsınlar. Anne, sence iyiler midir ya? Ha? Çok iyiler. Bence süper iyiler. Bizim kızı böyle giyinmiş, kuşanmış falan görünce Onur Bey'in yağları eriyecek. Hadi biz kafamızı çalıştıralım, biz bir şeyler düşünelim. Günaydın canım. Günaydın anne. Neler oldu dün akşam yemekte, anlatmadın? Pelin Su. Öf, güzeldi anne işte. Yemek yedik, sohbet ettik. Sonra baş başa kalacaktık ki minik kuş ve o kız geldi. Neden gelmişler ki? Lale ile Onur ayrılmamış mıydı? Hayır anne, bilmiyorum. Yani düşündükçe çıldırıyorum. O dev ekran Erol'la benim konuşmalarımı duyup o kızı getirdi herhalde. İnanmıyorum ya. Tam her şey senin lehine döndü derken. Aa, kim geldi ki? Aa, Betül teyze gelmiştir ya. Dün akşam konuşmuştuk. Yarın gelirim demişti. Nerede anne? Ah canım benim canım. Çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm Şebnemciğim yani. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ay olanlara hala inanamıyorum. Of. Ben de inanamıyorum. Gene her şeyi berbat etti. O kızdan gerçekten nefret ediyorum. Çok haklısın canım. Çok haklısın. Bak sabahtan beri düşünüyorum. Gerçekten şu an her şey çok farklı olabilirdi. Resmen gözümün içine baka baka Onur'un dudaklarına yapıştı. Ne? Bana inat yaptı. Aklınca düğünün intikamını aldı benden. Tamam, tamam canım. Bak biz ne yapacağız? Biz şimdi sakin oluyoruz, tamam mı? Biz onun meydan okumasını gördük. Şimdi sıra bizde. Düşünelim ve daha güçlü bir hamle yapalım. Yapalım. Yapalım tabii de. Önce sizin evdeki şu dev ekrandan kurtulmamız lazım. Çünkü şirkette Erol'la ne konuşursak o planlarımızı mahvediyor. Pelin Sucuğum kusura bakma ama siz de Erol'la bu konuda biraz daha dikkatli olmalıydınız. Bak Filiz bu sebepten ötürü Erol'a çok kızgın ve evi terk etti. Ha, ne güzel, ne güzel. Keşke şirketi de terk etse. Hatta ülkeyi terk etse çok güzel olacak. Neyse canım, neyse, neyse tamam. Şimdi bak bizim konumuz bu değil, tamam mı? Biz düşünelim ve başka bir şeyler bulalım. Daha net şeyler, daha güçlü hamleler. Benim aklımda zaten bir şeyler var. Bu sefer kendim halledeceğim. Ve emin olun geçenki kadar iyi olmayacağım. Eğer sen geçen seferki konuşmanı iyi olarak adlandırıyorsan... Yani bu sefer sanıyorum bayağı kötü bir şey buldun. Ay, ay heyecanlandım kız. Anlat bakayım ne buldun? Şimdi ben diyorum ki... Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Lale Hanım, Onur Bey'in eşi. Siz de hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ay Filiz,
Biz iyi mi yapıyoruz böyle? Şimdi ben bu kızla karşılaşmayayım. Ay inşallah karşılaşırız ya. Dünkü darbeden sonra bugün de bir darbe alınca bir daha yerinden kalkamaz. Nakavut, nakavut. Ay hadi şöyle salın bir yürü de Onur Bey'in müstakbeleşi kimmiş? Benim Larem kimmiş herkes görsün. E iyi o zaman. Ha bir de kafana takma sakın. O kız sana bir şey söylemeye kalkarsa karşısında beni bulur. Rahat ol. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Vallahi Pelin Sucuğum şimdi ben ne diyeyim? Bu çok çok önemli bir hamle. Yani bu işe yarar mı? Evet yarayabilir. Ama bu birdenbire çok ters de tepebilir. Yani bilemiyorum. Yani ben şu anda düşünemiyorum yani. Evet farkındayım. Ama bu riski göze almak zorundayım. Ben böyle bir şey yapmana kesinlikle karşıyım Pelin Su. Ne yapayım anne ne yapayım? Gözümün önünde aşk yaşamalarına izin mi vereyim? Kusura bakma ama beni bu oyuna sen soktun ve sonuçlarına benimle birlikte katlanacaksın. Pelin Sucuğum, lütfen biraz sakin olur musun? Bak, öfkenin mantığını kapatmasına izin verme. Şu an bunu yapıyorsun. Hani ben diyorum ki acaba böyle suların durulmasını mı biraz beklesek? Evet kızım, ben de bunu söylemek istiyorum. Tabii ki ben sonuna kadar senin yanındayım ama kesinlikle sakin ve mantıklı olmak zorundasın. Eğer dönüşü olmayan bir yola giriyorsak hedefe mutlaka ulaşmalısın. Kesinlikle. Bak, bizim çok doğru bir strateji belirlememiz gerekiyor. Tamam mı? Bir bırak, ben de gideyim. Bir düşüneyim. Tamam mı Pelin Su? Tamam. Ama fazla dayanamayabilirim. Tamam Pelin Sucuğum, tamam. Neyse, ben şimdi hazırlanayım, şirkete geçiyorum. Tamam kızım. Size iyi günler. Sakin ol Pelin Su, lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.